Haydi. Bülent'cim daha yakamadın. Ne oldu? Benim yangınım astrolit sonradan gelir. Eğer öyle benim gelinim yapsın fena olurum. Uğraşma demedim mi? Neden yapıyorsun? Ben senin yerinde olsam kayınvalideler odasını basar hesap sorardım. Köfte ekmek 5 lira. Köfteleri bedavaya versen kimseler almaz. Benim gelinim mangalı güzel yapar. Ay yanık koktu. Senin bildiğin mangal erkek işidir. Hanım dediğim böyle olur işte. Tatlar ikisi de benziyor. Eyvah. Bu yanıksa ben o zaman hiçbir şey bilmiyorum. Sen 2 gündür şansa gidiyorsun, farkında mısın? Gelinizin bana yetişmesi için çok fırın ekmek yemesi lazım. Alın, biraz daha öğretin, öyle git. Çok iyi yoğurulmamış bence. Hangisine beşireceğimi bilmiyorum. Çeyrek altının sahibi olan gelin. Teşekkür ediyorum. Efendim ekranların en eğlenceli, en çok altın dağıtan programı Gelinli Mutfakta'ya hoş geldiniz. Geldik efendim salı gününe, haftanın 2. günündeyiz. Heyecan dorukta. Biliyorsunuz efendim dün gelinimiz Sinem ve kayınvalidesi Aynur Hanım bizlerle beraber başladılar yeni haftaya. Bakalım bugün nasıl mücadele edecekler? Kıyasıya mücadele bence bugün hat safhada olacak gibi geliyor. Hemen efendim ben başvurularımızı hatırlatmak istiyorum. kanalde.com.tr ayrıca WhatsApp hattımız var. Altta da yazıyor zaten. 539 570 37 07 numaralı WhatsApp hattından da başvurularınızı kabul ediyoruz. Siz de gelin beraber yarışalım ve altınları kazanın dedikten sonra... Döndüm, dönmeye korktum çünkü dedim ki herhalde aşağıda dedim, bir şeyle uğraşıyor diye düşündüm. Baktım orada da, nerede anne? Bizden en son yukarıda hazırlandığını biliyorum ama bir daha görmedik göremedim. Daha. Nerede olduğunu ben de bilmiyorum, merak ediyorum. Görmediniz mi kuliste falan yukarıda? O da hazırlanıyordu. Ayşe Hanım. Ayşe Hanım, alemsiniz. Ben şok. Ne yaptın Ayşe ya? Gördüm. Kıskandılar şey galiba mi? Beni. Çok kıskandık şu an seni. O kirpik mi o? Evet. Kirpik takmış. O niye kanat gibi duruyor? Uzun. Ne uzun? Kirpik. Kirpiğim uzun. Süslenmeyi. Bir şey söyleyebilir miyim? İnanmıyorum ya. Bu bakın, ne ya? Bakın ikinci haftadayız. Siz bu programı gençleşmeye başladınız. Farkında mısınız? Yani gençleşmeye başladınız. Bu ne ki? Nereden aklınıza geldi? Mor kirpik. Altın çekeceğim. Çekemiyorum. 2 haftadır bilezikleri çekemiyorum. Kıyafet giydim olmadı. Bari kirpik evet, takayım. Evet kıyafet hep mor oldu. Bir de bu mor olsun dedim. Bakabilir miyim yakından? Merak ediyorum. Ben bunu anlamıyorum. Bu kadınlar nasıl takıyor bu kirpikleri? Pervane gibisiniz şu an. Bir yan dönün. Yan dönün şunu. Kirpikleri de takmış. Yelpaze gibi. Şov yapmaya çalışıyor galiba. Anlayamadık yani ne yapmak istediğini. Allah Allah. Kesin benim kirpiklerim kıskanmıştır. Benimki doğal ya. Renklerini kıskanmıştır. Bir kirpik taktırayım dedim. Olmadı bir de böyle olsun dedim. Kayınvalide bir çıktı geldi mor kirpikleri takmış. Mor kirpiklerde altınları çekiyormuş. Bir beni bulamazsın da bulursa morları ben giyeyim. Belki ben altınları çekeceğim ondan artık yapacak bir durum kalmadı ortada. Allah, peki bu sizin yandım. Fikriniz miydi Ayşe Hanım? Yani fikir... Size evet, ben denişini çok seviyorum. Ya. Moru çok seviyorum. Bayağı Ayşe. Bir şey söyleyeceğim. Sizin bu sefer kız kardeşiniz gibi duruyor. Kız
kardeşim problem gibi değil ya. Torunum bayağı gibi duruyor desene yeri yani. Ne diyeyim şimdi yani? Bu kadar da olur mu ya? E zaten çocuk gibi diyor ya bana. Bayağı. Neyse efendim, biz bunları ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Bakalım bu takma kirpik nelere yol açacak, hep beraber göreceğiz. Vallahi Ayşe'yi kayınvalidesi hiç takmıyor. Yani buraya kendini göstermeye gelmiş Ayşe teyze. İyi ki siz yapmıyorsunuz, vallahi yemeğin içine düşerdi kirpik. Vallahi iyi ki siz yapmıyorsunuz. O da kesin beşleri verirdim ben de. Neyse bakalım. Şimdi efendim, bakalım bugün neler yapacağız? Ne yapacağız? Hazır mısınız? Şoka gireceksiniz ama onu söyleyeyim gelinler. Şoka gireceksiniz. Hadi açalım mı? Sayalım beşten geriye. Açıyoruz. Beş, dört, üç, iki, bir, açtık. Köfte yapacağız ama. Ha, efendim bugün gelinlerimiz kayınvalidemize ve bana anne köftesi yapacak. Anne köftesi. En sevdiğim şeydir. Herhalde hiçbir çocuğun da vazgeçemeyeceği, büyüdükçe hani unutamayacağı bir tattır. Çünkü hepimizin annesinin farklıdır anne köftesi, değil mi? Evet. Peki bu köfteleri nerede yapacaksınız? Izgarada mı? Fırında mı yoksa mangalda mı? Sos mu yapacağız bunlarla? Tavada yapabilir miyiz ki acaba? Tavada. Tavada da olur. Şeyde tost makinesinde koyuyorlar ya, onda da olur. Yok, ben ütü de yapıştıracağız. Tost makinesinde. Ben de ızgarada. Ha. Nerede yapacaksınız biliyor musunuz? Fırında. Yani burada. Mangalda. Cızbız böyle mangalda ya, yani iyice ateşleyeceğiz falan. Onu beklenin ellerini bağlasınlar. Ben yiyeyim. Mangal zaten benim işim. Her zaman yaptığım bir şey. Güveniyorum da kendime, güvendiğim gibi de yapacağım. Hakkını da vereceğime sonuna kadar da inanıyorum. Bittim ben. Diğer kızlara fark ettirmemeye çalışıyorum ama ben daha önce hiç mangal yapmadım. Hazır mısınız? Değilim. Açın defterleri, sınav yapacağım. Açın defterleri. Sıfırcı Onur geldi. Sıfırcı Onur. Şimdi efendim, yarım kilo çift çekim dana döş kıyma, 1,5 adet soğan, 2 çorba kaşığı galeta unu, 3 çay kaşığı köfte baharı, 2 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı toz tatlı biber, 1 yumurta, 1 çorba kaşığı sirke, 2 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı karbonat, yarım bağ maydanoz. Şimdi bir de sebzelerimiz var. Domates ve biber zaten masamızda görüyorsunuz. Tamam mı? Şimdi ben sizi kayınvalilerinizle 90 saniye boyunca baş başa bırakıyorum. 5, 4, 3, 2, 1. Buyurun efendim. Söylendi. Maydanoz da ince ince söylendi. Domatesler çok ince yapma, yapışıyor dedi mangala. Şöyle şöyle kalınlıkta kes. Ay şey, elma dilimi. Elma dilimi gibi yap. Böyle 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 yuvarlak yuvarlak. Onun için çok tatlı üstüm böyle üstüne. Çapla geçeceğim. Sirke ne yapıyorsunuz? Sirke ben hiç koymam. Neden sirke? Sirke daha diri tutuyor. Çok köfteyi çok güzel bir tat. Ben tavuğa da koyarım sirke. 5, 4, 3, 2, 1. Süreniz bitti. Ben de bakkala gittim, ekmek aldım. Aa, çabuk. Taze taze. Bayat ekmek olmaz ki. Yani. Buyurun efendim. Şöyle ekmeklerinizi ben size vereyim. Teşekkürler. Bak, ekmekler çok güzel. Evet. Bir böyle bir buçuk parmak kalınlığında kesin ekmek, ki inşallah ince şöyle ekmek çünkü olmaz mangalın üstüne. Şimdi tüyoları aldınız değil mi? Evet. O zaman kayınvalidelerimizi ben odalarına doğru alıyorum. Evet. Buyurun efendim. Hadi, kolay gelsin. Görüşürüz. Hadi. Kolay gelsin. Yardım etmiş. Haydi 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 haydi. Lamp'im daha yakamadın. Ne oldu? Benim yangınım az soli sonradan gelir. Eğer öyle benim gelinim yapsın, fena olurum.
uğraşma demedim mi? Neden yapıyorsun? Ben senin yerinde olsam kayınvalideler odasını basar hesap sorardım. Ben de giderim oğlum yanına, kayrola da yatarım. Köfte ekmek 5 lira, 5 lira. Köfteleri bedavaya versen kimseler almaz. Benim gelinim mangalı güzel yapar. Ay yanık koktu. Senin bildiğin mangal erkek işidir. Hanım dediğim böyle olur işte. Tatlar ikisi de benziyor. Eyvah. Bu yanıksa ben o zaman hiçbir şey bilmiyorum. Sen 2 gündür şansa gidiyorsun, farkında mısın? Gelinizin bana yetişmesi için çok fırın ekmek yemesi lazım. Alın, biraz daha öğretin, öyle git. Çok iyi yoğurulmamış bence. Hangisine beşireceğimi bilmiyorum. Çeyrek altının sahibi olan gelin.